Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ali Çankal. Denizli çevril kralan. Burası da Beğirli Köyü. Burada ikamet ediyoruz. Şimdi gelelim asıl mevzulara. Biz çiftçiyiz. Burada 6 tane traktörümüz var. Hepsi modifiyeli. Öncelikle bundan başlayalım. Bu traktör 50 beygir fabrika çıkışı. Ama traktörümüz şu an 100 beygir ayarında. Yaptığı işi. E ee, ne bileyim tekerlekleri falan hep bunlar büyüdüldü. Yani normal bir 80 beygir traktörün lastikleri var zaten üzerinde. Ee, traktörü güçlendirdiğimiz zaman tabii ne öyle ister istemez patinaj çok oluyor. O yüzden de ek ekledik buna önüne, arkasına. Biraz ön uzatması da var. Şimdi bir yan tarafa geçelim. Ee, bu traktörümüz de daha geleli 2 2,5 ay oldu. Bu traktörü de baştan aşağı modifiye yaptık. Bunun işte pistonlarını büyüttük. Ondan sonra eksantrikleri, turboları. Ee, bu traktörde de 120 begr ayarında. Zaten e, TD ve CX'ler aynı. Bu traktörlere de fazla güçlendirmeyi önermiyorum zaten. Ee, bu tarafa geçelim. Burada 2023 model bir yüzlüğümüz var. Bu traktör de aynı. Bütün işlemler. Eksantri olsun, turbosu, pompası, her şeysi. Ee, bunları kendimiz böyle işte kendi çapımda süslendirdim. Ondan sonra şu yan tarafa geçelim. Burada 2014 model Neolan T6050'miz var. Bu traktör şu an 3200 saatte. Ben bu traktörün içini, motor kısmını Neolan T7040'ın bütün parçalarını motoruna monte ettirdik. Bir de yazalım var ekstradan. Hani 200 beygir ayarında bir traktör bu da. Dışını modifiye ettirdim. Daha yeni boyattım bunları. Bir ay, bir buçuk ay oldu yapalı. İçini de modifiye ettirdik tabii içinde değiştirdik. lastikleri bir numara büyük oldu ama traktörümüz lastik parçalıyor. Lastikleri dayandırmıyor. Ee, ekstra olarak arkalara işte ikişer tane daha ağırlık taktık. Bu jantları kendi çapımda boyamaya çalıştım işte. Jantları yaptırmamıştım. Sonra asıl paşa bu. Bu traktör e, motor kısmı komple komple yapıldı. TR'de tek bu traktörümüz. 160 beygir ayarında. Ee, zaten abimiz videoları yüklediği zaman görürsünüz. Arkada 6'lı 16'lı şey 5'li 16'lı aydın pullumuz var. Ona da geçelim. Pulluğumuzu yeni aldık arkadaşlar. Aydın pulluk. Tavsiye üzerine aldık. Ee, 2-3 gündür deniyoruz. Gerçekten Devirmesi 10 numara. Mükemmel bir pulluk. Bu pulluğun aynaları 14'lü ama araları 40 santimde yani 16'da. Malzeme kalitesi şey her şey çok güzel. Ondan sonra bir tane daha var pulluğumuz. Ona nazaran bunun malı malzemesi daha kalın. Marka belirtmeyelim. Normal olmaz. Bir de yan tarafımıza geçelim. Burada Ayak işlerinde işte kullanmak için bu 50'lik 55 Bu da tüme sonumuz var. Bu da yeni. İşte 7-8 ay yolda geleli bu traktörde. Ee, bu traktörü de sadece turbosunu yaptırdım, pompasını yaptırdım. Bunlarda ee, bunlar da eksantrik olayı olmuyor. Ve bu traktörümüz de yaklaşık 90-100 beygir ayarında var. Yani toplamda 6 traktörümüz var. Ee, bunu da söylemeyi unuttum. Bu traktörün e Önlerine 3 tane sol tarafa, 3 tane sağ tarafa olmak üzere 50 şey kilodan toplam 300 kilo cantlarda ağırlığımız var. Ee, burada bir tane ön uzatmamız var. Bu da 60 kilo geliyor. Şu. Ee, ekstra olarak Neoland TD'lerin ağırlıklarını takas ettik. Yani öbür ağırlıkları verdik. Bunları taktık. Yakışıklı oldu. Yani arkalara bir tane daha da. Ne bu ağırlıklardan? Şunlardan. Şunları diyorlar. E, traktör çok padanaj ediyor. Çekisi şey, yüksek olduğu için. Şimdi öbür tarafa geçelim. Burada da aynı dediğim gibi. Üç tane burada. T ağırlık. E, bu traktörün de içini göstermek istiyorum. Şöyle. Baştan aşağı yapıldı bu. Traktörümüz. Şurada ekstra e, joystick var bak sağ tarafta konsolla. Bu da Türkiye'de ilk ben yaptım bunu. Yani ben yaptım derken elektrikçi bir akrabamızla beraber uydurduk şu golu. İşte orada e, lazer tesviye makinesinin kontrolleri var. Tabletlerimiz var. Bu traktör ağır işlerde. Bu 110A bu ikisi sadece ağır işlere gidiyor. Mesela pulluk sürümü, tesviye şu 90'lığımızla yüzlüğümüz onlar mısır, balya balya makinesinde işte silaj var. Bu ikisi para kazanıyor. Bu ikisini doyuruyor yani. Öyle söyleyeyim. Bunlar bizim elimiz, ayağımız. Bir de şu traktörü göstermek istiyorum size. Abi bir binsene traktörümüz de Türkiye'nin hani en dolu traktör diyeyim yani TD'lerde, JX'lerde. Her tarafı bir ekran. Bunda dümenlememiz var. Otomatik dümenlememiz. Bunları kendi çapımızda işte dolduruyoruz, yapıyoruz. Yani traktör garajımız böyle kendimizde kendimiz de 400 dekar yer işliyoruz. Ee, bir 400 dekar da kiraya yani icra, icra deriz. Ondan sonra bir diğer mesleğimiz de piyasa. Dışarıya çalışıyoruz yani bu traktörlerle. İşte kendi çapımızda hayvancılık var. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz.